Aspor ekranlarından haftanın ilk gününden merhaba değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Sabah sporuyla karşınızdayız ve yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Her zamanki gibi gündemdeki önemli spor gelişmelerine hem haberlerimizde hem de gazete manşetlerinde bakacağız. Konuklarımızla birlikte de bu haberleri detaylıca değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın bitmesine yalnızca bir karşılaşma kaldı. Şimdi hem alınan sonuçlara hem de bugünün programına birlikte bakalım. Haftanın açılış karşılaşmasında Kore'nin Alanya Spor Medipol Başakşehir'i 1-0'la geçmeyi başardı. Babakars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivas Spor'u 4-3 yendi. Hangi Kredi Ümraniye Spor Trabzonspor'un evinden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de aynı skorla Yukatel Kayseri Spor'u mağlup etmeyi başardı. Arabam.com Konya Spor Biteksen Giresun Spor karşılaşması 0-0 sonuçlandı. Dünün son maçında da Beşiktaş MK Ankara Gücü'nü Vodafone Park'ta 2-1 mağlup etti. Pazartesi günü bugün haftanın kapanış günü yalnızca bir karşılaşma var. Saat 20'de Kasımpaşa Fraportau Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Adana Demirspor da rakiplerinin ligden çekilmesi sebebiyle bu hafta 3 puanla tamamlıyorlar. İstanbul Spor da bu haftayı bay geçen takım oldu. Hemen bir düne giderek devam edelim. 24. haftada Beşiktaş MK Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın özet görüntülerini izliyoruz. Hemen ardından da iki teknik adamın açıklamaları ekranlarınızda olacak. Sabah Spor'una gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Haberlerimizi bir de burada inceleyeceğiz. 24. haftanın bitimine yalnızca bir maç kaldı demiştik. Kalan maçlar ve oynanan karşılaşmalarla ilgili manşetlere hemen bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Hemen ortada Abu'yla Uçan Kartal başlığı var. Abubakar ve Salih Uçan'ın fotoğrafıyla birlikte Beşiktaş Ankara Gücü'nü 2-1 yenerek yeniden uçuşa geçti. Salih Uçan bir gol, bir asistle geceye damga vurdu. Abubakar attığı mükemmel golle ayakta alkışlandı. Sol tarafta Valencia ile ilgili bir haber var. Galatasaray'ı engelleyecek tek isim demiş fotomaç. Kayseri Spor'da boş geçmeyen Fenerbahçe'nin süper golcüsü Valencia'ya yurt dışından bile övgü yağıyor. İspanyol As gazetesi ilginç bir yorumda bulunarak Ener Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim ifadesini kullandı. Sağ tarafta da Icardi'ye büyük baskı başlığını görüyoruz. Galatasaray PSG'den Icardi'nin bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacak. Cimbom 9 milyon lirayı gözden çıkardı. Taraftarlar da Icardi'ye sosyal medyadan Galatasaray'da kal diye baskı yapıyor. Fanatik gazetesinde yine Beşiktaş'ın galibiyetini görüyoruz. Beşiktaş hayat buldu başlığıyla birlikte. Beşiktaş'ın yeni transferleri Onur Bulut ve Omar Koli 11'de görev aldı. Maxim ise 84'te oyuna dahil oldu. Son model Kartal Ankara Gücü karşısında 40. dakikada Salih Uçan'ın golüyle öne geçti. İkinci gol de Abubakar'dan geldi demiştik. Kartal'ın yenileri sınıfı geçti. Koli geçit vermedi. Onur da göz dolduran bir isim oldu. Sabah Spor gazetesinde Enkudu ile ilgili bir haber var. Sen bilirsin Enkudu başlığıyla Adana Demirspor'un teklifine rağmen oyuncu Beşiktaş'ta kaldı. Güneş'in düşünmediğimiz bir oyuncu dediği Kevin Enkudu Ankara Gücü maçı kadrosuna da alınmayan isim oldu. Yine Deli Ali kesik yedi demiş Sabah. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Deli Ali'yi kadroya almadı. İngiliz futbolcu bu sezon ilk kez sakatlık ya da kart cezası olmamasına rağmen maç kadrosuna giremedi. Umut Beraş ve Atiba da Güneş'in liste dışı bıraktığı diğer isimler oldu. Yine bu sayfada Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Florya ruhu başlığıyla. Sarı Kırmızılardaki birlik beraberlik ortamı oyuncuları da kendine getiriyor. Aslan yuvasına sorunlu giren eski havasıyla geri çıkıyor. Icardi'nin ardından psikolojisi bozuk iddialarıyla sorgulanan Zaniolo da Galatasaray forması ile orijinal haline geri döndü. Bir de nereden nereye başlığı da var. Galatasaray'ın bir yıldaki değişimi göreni duyanı kendine hayran bırakıyor. Yine 28 Ocak 2022'deki Galatasaray Tuzla Spor karşılaşmasıyla 4 Mart 2023'teki İstanbul Spor Galatasaray maçının kadrosu bu haberin içerisinde karşılaştırılmış. Milliyet gazetesiyle devam edelim. El ele yaralarımızı saracağız başlığı var hemen en üstte. Rantalya Uluslararası Antalya Maratonu'nda bu yıl 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurun yanında
Afetzedeler için bir adım bir hayat koşusu da yapıldı. Organizasyona katılan Bakan Kasapoğlu, devlet millet el ele vererek yaralarımızı saracağız dedi. Yine koşudan görüntüler de burada mevcut. Bu hikaye örnek olsun. Avrupa Slalom Atletizm Şampiyonası'nda 3 adım atlamada zirveye çıkan Tuğba Danışmaz, vazgeçmeme hikayesiyle bir kez daha alkışı hak eden isim oldu. 2017'deki sakatlığının ardından bırakma kararı alan milli atlet tekrar ayağa kalktı. Madalyalarımla herkese yanıt verecektim diyen başarılı sporcu, önceki gün Ataköy'de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmış oldu. Takvim Spor gazetesinde Salih Uçan'ın yine fotoğrafı var. Galibiyeti hak ettik başlığı kullanılmış. Salih Ankara gücünü seviyor başlığı da yine sağ tarafta dikkat çekiyor. Hemen bakalım. Şenol Güneş'in göreve gelişiyle daha çok şans bulmaya başlayan Salih Uçan, Ankara gücü maçının kahramanı oldu. 40. dakikada şık bir vuruşla ağları sarsan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk iç saha golünü Ankara gücü filelerine gönderdi. Salih 55. dakikada Abubakar'a da asist yaptı. Uçan böylelikle Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptı. İki maçı da Ankara gücü karşısında oynamış oldu. Wellington cezaya düştü. Beşiktaş'ta Wellington müsabakanın 90+6. Dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları var. Başlığa da yansımış, galibiyeti hak ettik şeklinde. Cenk takımda kalmalı, 3 puan hak ettik. Yeni katılanların takımla bütünleştiğini gördüm. Orta sahamızın iyi olması savunma ve hücumu da rahatlattı böylece dedi. Yeni isimler de geçer not aldı. Beşiktaş'ta yeni transferler Omar Koli, Onur Bulut ve Maxim beğeni toplayan isimlerdi. Fotomaç gazetesiyle devam ediyoruz. Sportoto 1. Lig ve TFF 2 ve 3. Lig sayfalarını birlikte inceleyeceğiz. Hemen en üstte Sakarya Tam Gaz başlığını görüyorum. Yeşil Siyahlılar renk taşı Denizli'yi yenip 6'da 6 yaptı. Zirve mücadelesi veren Sakarya Spor deplasmanda 79. dakikada Kasonga'nın penaltı golüyle kazanmayı başardı. Sakarya Spor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları da var. Seriyi devam ettirmeliyiz dedi. Hemen altta Zafer Bodrum'un Altay'ı konuk eden Yeşil Beyazlar, Kenan ve Gökdeniz'in golleriyle güldü. 41 puana çıkarak zirve takibini de sürdürdü bu takım. Urfa'dan da tarihi fark, Beyaz grupta şampiyonluğu kovalayan Şanlıurfa Spor, Tarsus İdman Yurdu'nu 11-0 yenerek tarihi bir zafer elde etti. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. İlk atlayışımla hepsinin moralini bozdum başlığı var. 2023 İstanbul Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3 adım atlamada tarihteki ilk altın madalyayı kazandıran Tuğba Danışmaz, ilk hakkındaki rekorluk atlayışının hikayesini anlattı. Tüm rakiplerinin moralinin bozulduğunu belirten milli atlet, Necati Er, benim takım arkadaşım, şampiyon öncesi bana daha ilk atlayışında işi bitir, en iyi dereceni atla ve kenara otur demişti. Ben de onun dediği gibi böyle yaptım dedi ve madalyasına kavuştu. Derbinin rövanşını Fenerbahçe aldı. Voleybol Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Fırat Aydınus'un bir yazısı var. Farklı galibiyeti Gökhan Akkan, kabusu da Mert Günok önledi demiş. Enkudu'yu kadroda tutmamızın manası yok. Şenol Güneş Kamerunlu futbolcu oynatmayı düşünmediğini bu sözlerle açıkladı. Kararımı kendisine ilettim. Boşta durmasındansa gitmesi iyi olurdu dedi. Kevin Enkudu'dan beklediği verimi alamadığını söyleyen teknik direktör Şenol Güneş, gitmesine izin verdik, eğer gitmezse kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz. Katkı yapmasını da beklemiyoruz. Bu yüzden kadroda tutmanın bir manası olmayacaktır dedi. Güneş Deli Ali'yi tribüne gönderdi. Daha önce sakat olduğu zamanlarda kadroya giremeyen Ali bu kez performans düşüklüğü nedeniyle bir kesik yedi.
Liverpool'la Manchester United karşılaşması ile ilgili bir haber var. Weghorst'lu Manu rezil oldu başlığıyla. Premier Lig'in iki dev ekibinin randevusu beklenmedik bir skorla biterken iki kez fileleri sarsan Salah, Liverpool'un lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Milliyet Spor'la devam ediyoruz. Cenk mutlu değilse gider. Ankara Gücü karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını belirten Şenol Güneş, Chicago Fire'ın Cenk Tosun'a talip olmasını da değerlendirdi. Gitmesini istemem ama Weghorst'ta olduğu gibi gitmek isteyene dur da diyemem. Oyuncu mutsuzsa mutlu olacağı yere gitmesinde fayda görüyorum dedi. Takvim Spor gazetesiyle devam ediyoruz. Son gazetemizi de inceleyelim. Tehlikeli provokasyon başlığına bakacağım. Türkiye'deki huzuru bozmak isteyenler yeniden sahne aldı. Bursa Ahmet maçında taraftarları galeyana getirmek istediler. Bursa Spor tribünlerinin büyük kısmının sağduyusu sayesinde maçı sabote etmek isteyen kötü niyetli provokatörler hedefine ulaşamamış oldu. Yine sahadan bazı görüntüler var. Bursa taraftarlarının bir kısmı maç sonunda sahaya girerek Ahmet Sporlu futbolculara saldırmaya başladı. Yine yabancı maddeler atıldı. 7 kişi bu olaylarda gözaltına alındı. Gazete manşetlerinde öne çıkan haberleri detaylıca sizlerle paylaştık. Şimdi Sabah Spor'unda haberlerimizle biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında golsüz eşitlikle biten Arabam.com Konya Spor bir tek sen Giresun Spor mücadelesinin ardından iki teknik adamın açıklamalarıyla şimdi devam ediyoruz. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Fenerbahçe haberini ekranlarınıza getirdik. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda da diğer takımları da tek tek inceleyeceğimizi söyleyelim. Potomaç'ın Fenerbahçe sayfasıyla başlıyoruz. Kayseri Spor karşılaşmasının yıldız isimleri Ener Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafını görüyorum. Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro başlığı var. Kayseri Spor'a 28 metreden attığı 131 kilometre hıza ulaşan müthiş golüyle bu sezon siftah yapan Ferdi Kadıoğlu Ajax'ın radarına girdi. Hollanda ekibinin genç oyuncuyu yakından ilgilendiği bildirildi. Valencia ile ilgili freni yok başlığı var. Fenerbahçe'nin gol makinesi adım adım rekora ilerliyor. Ekvatorlu Yıldız Süper Lig'de 23 gole ulaştı. Kocaman'ın rekorunu kırmaya 7 gol kaldı. AS gazetesi Valencia'nın freni yok, Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim başlığını da attı. Kendi yayın organında devam edelim. Jesus'tan aynı tuzak başlığını görüyoruz. Süren ve Kiev'i favori gösterip gruptan lider çıkan Portekizli Sevilla maçı öncesinde de bizden çok güçlüler diyerek baskıyı azaltmayı hedefledi. Ve gözünü artık Sevilla'ya çevirdi Jorge Jesus. Fanatik gazetesinin Fenerbahçe sayfasında da 7 sezonun en iyisi başlığı var. Fenerbahçe Kayseri deplasmanında kazanarak ligde 23 karşılaşma sonunda hanesine 51 puan yazdırdı. Sarı lacivertliler 2.2 puan ortalaması tutturdu ve birçok ismi de geride bırakmış oldu. Yaz bombası Firmino, Fenerbahçe Galatasaray'ın peşinde olduğu dünya ünlü yıldız için harekete geçiyor. Yönetim 31 yaşındaki yıldızın mali şartlarını araştırmaya başladığını kaydetti. Fenerbahçe yaz transfer döneminde Firmino ile sezonun bombasını patlatmanın hesaplarını yapıyor. Üstelik Kanarya'nın önemli bir kozu da var. Haberin detaylarında mevcut. Sevilla darma duman, İspanyol ekibi ligde sıkıntılı bir şekilde gittiği Atletico Madrid deplasmanında 6-1 kaybederek tam anlamıyla dibe vurdu. Düşme korkusunu fazlasıyla hisseden Sevilla'da perşembe günkü Fenerbahçe maçı öncesi savunmada sıkıntılar olduğu söyleniyor ve gözlemleniyor. Hürriyet Spor gazetesinde hemen derbide Zafer Fenerbahçe'nin başlığı var. Voleybolda dev maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı devirmeyi başardı Fenerbahçe HDI Sigorta. Onun altında Arda Güler ve Altay Bayındır'ı görüyorum. Fenerbahçe hem genç yıldız hem de kaptanıyla yeni bir sözleşme imzalayacak. Arda Güler ve Altay Bayındır da mutlu son, çok yakın. Yeni imzayla Arda'nın da kulübünde menfaatleri korunacak demiş Süleyman Arat yazısında. Arda Güler'in ailesiyle sarı lacivertli yöneticilerin uyumlu bir görüşme süreci yürüttüğü,
Bir ay içinde genç futbolcuya yeni sözleşme imzalatılacağı belirtildi. Mukavelesi sezon sonu bitecek Altay Bayındır için de kulüp cephesinden biz Altay'la devam etmek istiyoruz. O da Fenerbahçe'de kalmak istiyor açıklaması yapıldı. Sabah Spor gazetesinde Uğur Çemin özel bir araştırma haberi var. Tek başına hepsine bedel başlıklı. Fenerbahçe son 5 yılda forvetlere 32,5 milyon euro harcasa da en fazla katkıyı bedava gelen Ener Valencia'dan aldı. 26 gole ulaşan Ekvatorlu Yıldız Ali Koç döneminde alınan tüm santrforların bir sezonda attığı toplam gol sayısını şimdiden geride bıraktı. Valencia 78 dakikada bir ağları sarsıyor. Son gazete Takvim Spor'a da bakalım. Ferdi Kadıoğlu var, rekor bedelle gidecek başlığıyla Newcastle United ve Brighton'ı izledi. Hayran kaldı. Yönetim 25 milyon euro istiyor. Kayseri deplasmanında Ferdi Kadıoğlu'nun izleyen Newcastle United ve Brighton temsilcileri yıldız oyuncuya hayran kaldı. Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Hemen altta Sevilla'nın umudu Fenerbahçe başlığında görüyorum. Atletico Madrid'e 6-1 yenilen Sevilla'nın teknik direktörü Sampaoli, Fenerbahçe Perşembe günü oynanacak maçı düşünmekten başka bir çaremiz yok dedi. 6-1'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada. Gazete manşetlerimizi okuduk. Şimdi bir Skype bağlantımız var. Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber haftanın öne çıkan karşılaşmalarını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Haftanın ilk günü nasılsınız? Günaydın. Hoş gördük. Hamdolsun bomba gibi şükür. Aynı zamanda da hayırlı kandiller olsun. Rahat kandiliniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. İsterseniz hemen dünkü karşılaşmayla başlayalım. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi Beşiktaş son karşılaşmasının ardından kötü bir imaj verdi aslında ama yeni oyuncuları görmemiştik. Dünkü maçta artık yeni isimler sahneye çıktı. Birçok pozisyon vardı aslında. Özellikle Cenk'in, Abubakar'ın pozisyonları çok önemliydi. 2-1'lik bir galibiyet. Nasıl buldunuz Beşiktaş'ın yeni kadrosunu? Sevgili Demet, dün canlı izledim maçı. Sahadaydım. İlk 15 dakika bizim bu 2 sene evvelki şampiyonuna koşan Beşiktaş tenk başı vardı. Bundan sonra tabii normalde döndü oyun. Fakat yeni transferlerden en birinmiş. Dünkü baştan çıkıyoruz tabii. Mutlu oldu, onur oldu. Hakikaten çok iyi bir ivme kazandı ve o kadar iyi bir pozisyon bilgisi var ki zaten onu ilerler bir de işte Bochum dönemi, Freiburg dönemi o nasıl söyleyeyim sana o pozisyon bilgisini çok iyi yapmış. Zaten açıkta oynamasını çok iyi bilen bir oyuncu olduğu için Freiburg'da da aynı şekilde oynadı. Orasını çok iyi biliyor koridoru. Bazı sağ bekler vardır. Takım gider kendisi de gider fakat takım gittiği zaman o kadar güzel gitmesini orta sahaya doğru yapıyor ki belli yani. O bilgisini çok iyi oldu. Beşiktaş'ın en verimli transferi bence onur olacak. Tabii bunu başka maçlarda da görmek lazım. Ben çünkü bir maçtan yola çıkıyorum. İlk 15 dakika Beşiktaş işi bitirdi. Cenk'in o kadar iyi pozisyonları var ki her zaman onların hemen hemen girdi. O pozisyonların %70'ini 80'ini değerlendiren bir oyuncu. Dün ne yazık ki bunlarla buluşturamadık herhalde. Fakat ikinci golünde hazırlanışın baş aktörü Cenk'ten. Salih, Abubakar o üçlü girdabında gelen bir pozisyon oldu. Evet oyuna hakimler fakat o değişikliklerden sonra Beşiktaş tamamıyla oyunun hakimiyeti Ankara gücüne vardı. Ankara gücünün tabii o karambol pozisyonları var. Karambolden gelen de olaylar var ama her zaman bahsettiğim kendi şahsıma konuşuyorum. Dün de söyledim. Beşiktaş'ın maalesef orta saha zaafları dünkü maçlarda bilhassa değişikliklerden sonra tamamıyla meydana çıktı. Hı hı. Yeni transfer santrofor oldu. Sola çekilen değil ilk etapta yapacakları mutlak surette orta saha çok iyi güçlendirmeler lazım. Oraya yaptıktan sonra da forvet artık bakacaksınız diğer pozisyonları. Dünkü maç evet tribünler full taraftarı tebrik etmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Tamam şampiyonlar gitmiyorsunuz etmiyorsunuz ama epey uzanda kaldınız. Fakat full bir taraftar grubu var. Full şekiller istedi. Tezahüratlarını ve o biliyorsunuz Beşiktaş'ın gitmez gitmez grubunun enerjisi var. Onu da gördük. Şöyle genel bakarsak ilk 15 dakikadan değerlendiriyoruz ama öyle bir pozisyonlar geldi ki burada da işte çevre kontrolü, Gelson'un çevre kontrolü olmaması
öyle girilen o kontrataklarda şahsi hareketleri yapılması belki de ikinci, üçüncü golü, pardon üçüncü veya dördüncü golü bulamadılar. Tenli atma o pozisyonlara girdiler ama galibiyettir. Bir iki maçın kötü gitmesinden sonra. Bence Beşiktaş şöyle söyleyeyim, bu sezonu yine üçüncülük gibi gözüküyor, kovalayacak oraları. Hı. Rakiplerine mağlup olması biraz kendini rahatlattı ama zorlu maçlar da var. O maçları nasıl geçerler ilerleyen zaman gösterecek. Yani yeni transferleri soracağım ama ben yeni transferlerden hakikaten Onur'u çok beğendim. Zaten bildiğimiz bir oyuncuydu. Evet. Öbürleri Ahmetovic tamam pozisyonda sadece kalan bir oyuncu ama daha çok öne ve ceza sahasına girmesi gerekti orta sahaların. Hı hı. Orada daha çok kendisini geri pozisyonuna tuttu. Bilmiyorum, Maxi'ye fazla bir şey diyemeyiz. Çok kısa bir dönem oynadı, kendini gösterdi. Stoper'de de yeni gelen Koli, nasıl söyleyelim, onun da çok fazla önündeki, yani Karagül'ün önündeki santroforları zorlamayınca rahat bir pozisyon oyun çıktı. Fakat ilk 15 dakika Beşiktaş işi ipi çok önceden çekerdi. Yani. Çok önceden bitirdi. Cenk'in iki tane var. Abun'un girdiği pozisyonlar var. Fakat maçlar böyle giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Kalecimiz bir kere yere yatıyor ve o da mükemmel bir kurtarış var. Çok iyi müzedim ben. O da son dakikalara doğru bir kurtarış. Şu maç 2-2 dekler. Anda kaybedebiliriz. Evet. Bu Ankara gücünün sizden iyi olmasından da zaten değil de ama işte o değişikliklerden sonra oyunu tamamıyla Ankara gücüne verdi. Evet. Peki hocam, devam edelim yine haftanın öne çıkan maçı olarak. Fenerbahçe Yukatel Kayserispor'la devam edebiliriz. Fenerbahçe de yine aranın ardından iyi başlayan takımlardan birisi ve Yukatel Kayserispor deplasmanından başarıyla ayrıldı. Özellikle Ferdi'nin golü çok konuşulmuştu bu karşılaşmada. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? O da onlar da aktif bir takımlar. Kayseri de bir aktif takım. Hı. O tabii bir Kayseri konuşmak lazım. Oradan evet, transfer olmamasına rağmen oldukça başarılı bir performans oldu. Tabii dinamik bir kadro. İşte onların da hep vurgulamaya çalışıyorum ben. Transfer olmaması geçen sezondan kadar o güçlü kadrolarının üzerine beraber oynamaların verdiği o etkinlik size çok iyi bir takım ortaya çıkarmış. Dinamik bir takım var. Borfik etkili ayakları var. Çabuk ve direkt kaleye gidenler, ikili mücadele sahibi olanlar ama Fenerbahçe'ye oynuyorsunuz. Yani Fenerbahçe'de kolektif oynayan ve takım oyununda olan bir takım. Ne kadar biz Valencia'da gollerinden bahsetsek bile ama Fenerbahçe'deki Valencia'nın bu gollerinin bu kadar çok seri gollerinin atmasının ana nedenleri takımın kolektif oynaması, takım oyunu oynaması. Buradan da böyle bir ortam oraya çıkıyor. Ferdi'nin gollerini biz Hollanda'da bilirdik. Yani o 17 yaşlarında falan oynadığı dönemlerde de bu tarzda çok fazla olmasa bile ama zaman zaman uzaktan attığı goller vardı. Mükemmel bir gol attı. Performansı zaten iyi ama gene de vurgulayalım. Takım performansı. Fenerbahçe'de oyunu tamamıyla ile geçirmesi, yaptığı değişikliklerden sonra oyunu. Kimden fazla istediği verim alamadı. Arda kardeşimizin fazla oynamama, süre almamasının nedenini yaşadı. Oyun içinde kayboldu. Zaman zaman ne zaman tam göbeği geldi, orada biraz kendini gösterdi ama işte maç temposu, o ikili mücadele temposu olmayınca biraz da orta sahada düşüş yaşadılar ama Fenerbahçe takım oyunu oynadı. Birisi kötü bir gününde olsa, fazla performans göstermesin, o takım performansı birbirlerini kapatıyorlar ve giren çıkanda da çok farklı. Mesela İrfan girdikten sonra oyunu eline aldılar. Ezaiz girdikten sonra oyun tamamıyla kendilerine döndü. Onun için Fenerbahçe'nin genel sezon başından beri o geniş kadrosunun hepsinde formda olması Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor. Zirve yolunda da gidiyorlar. Ve tabii zirveyi yakalar mısınız? Önümüzdeki puan farkını kaybetmesi için sizin maç kazanacaksınız. Rakibimiz Galatasaray'da maç kaybedecek. O ilerleyen zamanlarda bize bu ikili ne getirecek onu göreceğiz ama ikisi şampiyonluk yolunda gidiyorlar. Peki hocam, Trabzonspor'la devam edelim. Haftanın beklenmedik sonuçlarından biriydi aslında. Şimdi öncesinde de sizinle konuştuk mu hatırlamıyorum ama herkes Trabzonspor'un galip ayrılacağını söylüyordu. Şimdi Ümraniye lig sonuncusu ama özellikle dört büyüklere karşı bence farklı bir performans sergileyebiliyor. Daha başarılı izliyoruz onları. Trabzonspor'un mağlubiyetini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Takım sizce toparlanabilecek mi ilerleyen günlerde? Senle konuşmuştuk. Ben de yani bir sürpriz varsa %1 yaptı, binde bir diye öyle bir değerlendirmiştim. Yani
farklı bir galibiyet bekledim Trabzonspor'dan ki hepimiz öyleydik. Ümraniye gibi takımların büyüklere karşı oynamaları gayet doğru. Onlar çok farklı bir motiv oldular. Mesela sana önce de tebrik etmek lazım. Fakat Trabzonspor ilk devre şimdilik. Yani o kadar oyunun içindesiniz, o kadar pozisyonlara gidiyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Fakat ikinci devre tamamıyla o Trabzonspor'un o temposu gitti. Farklı bir Trabzonspor gördük. Yani oyunda yok. Ne yaptıklarını bilmeyenler. Nasıl söyleyeyim sana? Yani çok sıradan bir takım hüviyetini gösterdi. Bilhassa ikinci devre. Burada da Ümraniye'nin önünde de zaten o birkaç tane farklı oyuncuları var. Ne kadar çok gol perspektifleri geniş olmasa bile bu tarzdaki takımlarda her zaman verim yapabilecek oyuncular. Artı tabii kontratağı da çok iyi çıktılar. Zaten prensipleri, ana prensipleri o şekilde. O Trabzonspor bunu nasıl toplardı? Nasıl arkasından kalkar? O artık teknik eğitim vereceğimiş ama Trabzonspor bu sezon bizi bir hayli şaşırttı yani. Kopenhagen'den sonra Trabzonspor bir türlü dikiş tutmadı. Evet. Toparlayamadı. Yapılan transferler de verimli olmadı. Maalesef fırtına bu sezon eşmiyor. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Evet. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi çalışmalar. Mahmut Alparslan'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle birlikte haftanın öne çıkan karşılaşmalarını konuştuk. Trabzonspor'la bitirdik, hemen onunla devam edelim. Trabzonspor şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı ile bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Bordo Maviler son 3 sezonunda en kötü performansını sergiliyor. Gazete manşetlerine tekrar bir dönüyoruz. Galatasaray'la başlayacağız, Beşiktaş'la devam edeceğiz. Sarı Kırmızılıların hemen Fotomaç gazetesindeki ilk sayfadaki haberlerine bakıyoruz. Sürmanşette resmi özel ayırmıyor başlığı var. Galatasaray deprem felaketi ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle oluşan boşlukta tam 4 özel maç yaptı. 15 gol atıp 3'te galibiyet aldı. Sol tarafta Yunus formda başlığını görüyorum. Cimbom'da önemli transferlere rağmen Yunus formaya yapıştı. Genç kanat oyuncusu son olarak İstanbulspor maçında Oliveira ve Gomis'in attığı gollerin asistlerini yapmıştı. Lig karşılaşmalarında da kendisini görebilecek miyiz bakalım. Logonun altıyla devam edelim. Burada ilginç bir font ve gitar fotoğrafıyla Tutsak Yüreğim başlığı var. Icardi ve Van Danara'nın fotoğrafıyla birlikte Galatasaray'ın olmazsa olmazı sezon sonu Icardi'yi takımda tutmak, İstanbul'da da çok mutlu olduğu dile getirilmiş. PSG Arjantin yıldızı gelecek sezonda kadrosunda düşünmüyor. Sarı Kırmızılar 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini istiyor. Yönetim 9 milyon euroya işi bitirmeyi planlıyor ancak talibi çok. Taraftarlar da hem Icardi hem de Vanda'ya kal baskısı yapıyor. Fanatik gazetesi Okan Buruk'un bazı açıklamalarına yer vermiş. Aynı tempoda devam başlığıyla takımın hazırlık döneminde sergilediği performanstan memnun kalan Buruk, hepiniz elinizden geleni yaptınız. Ligin kalan kısmında aynı konsantrasyon ve ciddiyet bozmadan yolumuza devam etmeliyiz dedi. Mauro Icardi'den müjdeli haber. PSG teknik direktörünün Galtier'in Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi hakkında Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor dediği öğrenildi. Zaniolo ile ilgili bir haber var. Aslan'da Zaniolo Show başlığıyla. Cimbom'un yeni dünya yıldızı Nicolò Zaniolo kısa sürede farkını gösterdi. Alanya Spor ve İstanbul Spor maçlarında 55 dakika sahne alan 23 yaşındaki İtalyan futbolcu 2 gol ve 1 asistle şimdiden rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Taraftarla da bütünleşti. Transfer operasyonu şimdiden başladı. Başlıklı bir haber görüyorum hemen altta. Türkiye'deki transfer dönemi kapandı ancak Galatasaray yaz için şimdiden çalışmalara başladı. Yine ara transfer dönemi içinde konuştuğumuz isimler yaz döneminde de konuşulacak gibi duruyor. Zakaryan, Renato Sanchez ve Musa Dembele. Sabah Spor'da Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Florya ruhu başlığıyla. Sarı Kırmızılar'da birlik beraberlik ortamı oyuncuları da kendine getiriyor. Aslan yuvasına sorunlu giren eski havasıyla geri çıkıyor. Icardi'nin ardından psikolojisi bozuk iddialarıyla sorgulanan Zaniolo da Galatasaray formasıyla orijinal haline dönen bir diğer oyuncu. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Forma Aslan'ın ağzında. Galatasaray'da ara transferde gelenler forma rekabetini bir hayli arttırdı. Zaniolo golleri ve asistiyle kısa zamanda iyi işler yaptı. Barış Yunus, Raşitsa ve Kerem de iyi olduklarını gösterdi. Kaan Ayhan da Nelson'un yerine
güven verdi demiş Nevzat Dindar yazısında. Takvim Spor gazetesinde Cimbom'a İtalyan talip, Galatasaray'da scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen Hollandalı orta saha oyuncusu Van den Bommel'e İtalya ekibi Lazio'da kancayı taktı demiş takvim. Florya Rehabilitasyon Merkezi, az önce Mehmet Özcan'ın haberinde gördüğümüz detaylar burada da var. Düşüşteki yıldızlar Galatasaray'da coştu. Mauro Icardi sonrası Zaniolo da Galatasaray'da hayat buldu. Transfer olduktan sonra patlama yaşayan isimlere Zaniolo da örnek gösterilmiş. Galatasaray manşetlerimizi sizlerle buluşturduk. Beşiktaş'ta devam edelim hiç vakit kaybetmeden gazete turumuzda. Foto Maç gazetesiyle başlıyorum. Bir tatlı huzur başlığı var. Dünkü 2-1'lik galibiyetle ilgili. Beşiktaş Ankara gücünü 2 golle devirdi. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kartal, Abubakar ve Salih'in golleriyle güldü. Ligde 3 maç kazanıp taraftarını teselli etti. Oyuncuların golün ardından sevinç fotoğrafı da yine ekranda görüyorsunuz gazetede. 3 puanı hak ettik. Şenol Güneş'in hemen en altta açıklamaları var. Gol atsaydık maç kopacaktı. Sonuç olarak kazanmak önemliydi. Oyun olarak 3 puanı hak ettik. Fanatik gazetesinde daha farklı bitmeliydi başlığı var. Burada da Şenol Güneş'in açıklamaları başlığa yansımış. 2-1'lik Ankara gücü galibiyetini şu sözlerle yorumladı teknik direktör. Farklı bitmesi gereken maçın son anlarında panikle rakibe şans verdik. Hak ettiğimiz maçtı. Hem 3 puan hem de morale ihtiyacımız vardı dedi. Cenk Tosun'la ilgili açıklamaları var. Kalmalı açıklamasını yaptı onun için. Salih Uçan dün gece damga vuran isimlerden biriydi. Başarılı ortası Ankara gücü karşılaşmasına damga vurdu. Tecrübeli futbolcu 40. dakikada fırsatçılığını konuşturup takımını öne geçiren golü kaydetti. Vincent Abubakar'ın 55. dakikada attığı golün de asistini kaydetmeyi başardı. Yeni Kartallar iddialı başladı. Farklı bir kadro izledik dün. Siyah beyazların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler iyi bir başlangıç yaptı. İlk kez forma giyen Onur Bulut, savunma ve hücum hattında etkin bir görüntü sergileyen Kole'de stoperde alkış toplayan bir diğer isim de Maxim'i de 84. dakikada sahnede gördük. Devam edelim. Hürriyet'te Salih Uçan'ın bir fotoğrafı var. Uçan Kartallar başlığıyla yer alıyor. Detaylarına bir bakalım. Yeni transferleriyle taraftarının önüne geçen siyah beyazlarda 40. dakikada Salih Uçan şov yaptı ve hem gol hem de asist kaydeden isim oldu. Acı çekmek zorundayız, acı olmadan kazanamayız. Abubakar'ın açıklamaları var maç sonunda. Maçı kazanamayınca iyi olmuyor, üzülüyoruz. Düzeltmek için çok çalışmak gerektiğinin farkındayız. Kazandığımızda soyunma odasında sahada mutlu oluyoruz. Bu maçta sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve biz de kazandık dedi. Sabah Spor gazetesinde de hem Salih Uçan hem de Abubakar'ın fotoğrafı var. Golleri kaydeden iki isim Kartal ayağa kalktı. Başlıklı bir haber. 3 maçlık galibiyet hasretini Ankara gücü karşısında son verdi. Beşiktaş o gün Şahinoğlu'nun yazısı. Beraberlik golünden 2 dakika sonra sahne alan Abubakar sonucu ilan etti. Kilidi açan isim de Salih Uçan oldu. Bazı ufak detaylar var. Okumadıklarıma bakmak istiyorum. 21 yıllık gelenek başlığı. Dün 3 puanı cebine koyan Beşiktaş Ankara gücüne kendi sahasında 21 yıldır yenilmiyor. Başkent ekibine karşı evinde en son 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla mağlup olmuş siyah beyazlar. Daha sonra da rakipleriyle oynadığı 16 karşılaşmanın 15'ini kazanmayı başardı. Salih'in de yine Ankara gücü karşısındaki başarılı performansları devam ediyor. Hemen altta Cenk'in gitmesini istemiyorum başlığını görüyorum. Şenol Güneş Cenk'in transferi konuşuluyor ama olacak diye bir şey yok. Bence kalmalı. Gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da dur demem. Weghorst'ta olduğumuz gibi dedi. Son gazetemize gelelim. Takvim Spor gazetesi Beşiktaş Ankara gücünü yenerek galibiyet hasretine son verdi. Hayata dönüş başlığı tercih edilmiş burada da. 3 maçtır gülemeyen Kartal şanssızlığını kırdı. 40'ta Salih.
55'te de Abubakar 3 puanı getiren isimler oldu. Mert Günok'la ilgili bir haber var farklı olarak. Adeta uzadı başlığıyla. Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok 85'te Emre Kılıç'ın kafa vuruşunda kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven Emre'nin kafa vuruşunda adeta uzadı ve köşeden topu çıkarmayı başardı. Dünün yine önemli isimlerinden biriydi. Beşiktaş'ın gazete manşetlerini sizlerle paylaştık. Şimdi Ogün Şahinoğlu bizlerle birlikte maçın detaylarını kendisiyle konuşacağız. Ogün hoş geldin. Günaydın, nasılsın? Günaydın, hoş bulduk. Teşekkürler, evet, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederim. Dünkü karşılaşmanın detaylarını istersen konuşalım. Senin yorumunu da merak ediyorum. Şimdi tam kadro aslında yeni transferlerle birlikte Beşiktaş'ı ilk kez izledik ve iyi bir görüntü sergiledi. Maçı 2-1 kazandı, 3 puan aldı. Mağlubiyet serisine de son vermiş oldu. Böylece yeni transferler hakkında neler söyleyeceğini merak ediyorum. Beşiktaş dünkü oyunuyla gelecek adına aslında bize bir umut verdi mi? Sen neler düşünüyorsun? Yani son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Beşiktaş bu sebeple yarıştan da kopmuştu şampiyonluk görüşünde. Şu an çok ciddi bir fark var. Bu saatten sonra çok mümkün görünmüyor. Zaten camia içerisinde de hiç, yani şampiyonluk telaffuz edilen bir durum değil. Sadece ligi en iyi noktada bitirme çabası var şu an. Dün itibariyle değişen bir kadro vardı. 4 tane yeni transfer sahadaydı. Hadi Abubakar'ı saymayalım. 5. maçıydı. 3 Onur Bulut, Omar Koli, Amir Hacı Ahmetoviç. Bunlarla oluşan bir kadro izlemiş olduk. Bu oyuncularla oluşan yeni bir kadro izlemiş olduk. Hatta öyle ki yani hiç sakatlığı bulunmayan Enkudu, Deli Ali ve Kerem Atakan Keskin 21 kişi maç kadrosunu alınmadı. Beşiktaş'ın kadrosu biraz genişlemiş oldu tabii ki. Sakat oyuncusunun da sadece Gezdal olmasıyla birlikte eksiği de bulunmuyor. Yeni kadroyla birlikte Beşiktaş'ın büyük bir oyunu özellikle Onur'un tarafı çok kullanıldı. Onur Redmond koridorunu çok kullandı Beşiktaş. Hatta bu anlardan bir tanesinde Onur'un ortasında Cenk mesela %100 bir gol pozisyonu vardı, kaçırdı. Yani sağ kulvarı daha fazla kullandı. Gezal'ın dönüşüyle birlikte daha efektif olabilecek bir Beşiktaş izleriz. Hatta Gezal'ın dönmesiyle Abubakar da rahatlar. Çünkü çok fazla topla buluşamıyor Abubakar. Özellikle rakip ceza sahası içerisinde ve çevresinde. Dün buluştuğu anlardan bir tanesinde golünü de attı zaten. Çok da klas bir goldü. Onun dışında Sami Uçan'ın oyunda bulunduğu süre içerisinde Beşiktaş merkezde 3 tane benzer oyuncu, yani 3 tane 8 profiline yakın oyuncuyla oynadığı için Ankara gücünün burada geçişleri kolay yapamadığını görüyorduk. Zaman zaman yapıyordu ama çok kolay değildi. Ne zaman ki Sami Uçan çıktı, biraz daha 4-4-2'ye dönüş oldu. Yani Cenk'in de ileri çıkıp, Tayfur'u çünkü sola aldı, Cenk'i ileriye koydu. 4-4-2 ile birlikte Ankara gücünün de pozisyon sayısı arttı ama Beşiktaş'ın da arttı. Biraz riskti ama sonuç verdi. Yani gol yemedi takım. Pozisyonlara girdi. O sonucu şöyle, final pasını biraz daha doğru yapsaydı o kadar çok pozisyona girdi ki Beşiktaş farklı bitebilirdi. Ama oralarda biraz eksik kaldı. Yani tercihler bazen çok anlamsız oluyordu. Bazen de daha kolay seçenekler olmasına rağmen oyuncular belki de kendi üzerlerindeki baskıyı da atabilmek için kendileri gol atma yoluna çok gittiler. Yani dün bu dikkat çekiciydi yani. Redmond pozisyonları vardı bu şekilde mesela. Evet. Sürekli şunu görüyoruz biz. Bir oyuncu şut çekiyor. Hemen yanı başındaki oyuncu niye bana atmadın? Evet. Ya bu anları çok yaşadığımız için söylüyorum. Pozisyona girdi Beşiktaş. Girmedi değil ama her oyuncunun üzerinde ayrı bir baskı var. Kötü sonuçlar böyledir. Yani baskı getirir ve herkes işin içerisinden çıkmak için gol, asist yapmak ister. Dün biraz bu tip durumlar yaşandı. Yoksa Beşiktaş çok fazla pozisyona girdi. Ama ben bu takıma Maxim'in dahil edilmesini, bu sistemin içerisine yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 1-2 pozisyon, yani Maxim'le birlikte hızlı hücuma çıkışları vardı Beşiktaş'ın. Hızlı düşünüyor, hızlı oynuyor. Tekli oynuyor. Kontraya takımı kaldırabiliyor. Hızlı düşünen oyuncuları çok severim ama Şenol Hoca da çok sever. Şöyle ki zaten takımın hızlı oyun kurmasını istiyor. Yani
sürekli olarak böyle yana pas, geriye pas oyununu istemiyor. Bir tanesi vardı mesela çok iyi hatırlıyorum. 4 pasta rakip ceza sahasında pozisyona girdi Beşiktaş. Bu anları çok istiyor. Onun için de maksimum oyunculara ihtiyaç var onlarda. Onu dediğin gibi biraz daha dar zamanda izledik. Belki hepsinin olduğu bir Beşiktaş daha da farklı olabilir. Tabii Gezal ve Maxim'in işi yani Maxim'in oraya girmesi, Gezal'ın geri gelmesi, Gezal bir maç daha kaçıracak. Muhtemelen ondan sonraki maça dönecek. Hatta sıradaki maçta yani Başakşehir maçında kadroya girme ihtimali de bulunuyor bu arada. Gezal'ın dönüşü, Maxim'in işin içine dahil olması birlikte Beşiktaş'ın hücum yönü özellikle çok gelişir. Ama tabii biraz savunma zafiyeti de doğurabilir. Peki şimdi Redmond'dan bahsettin. O da birçok pozisyon kazandı ve sahada en çok koşan isimlerden biriydi. Şimdi Cenk'ten de biraz bahsetmek istiyorum. O da bir türlü bitiricilik problemi yaşadı dün aslında. Birçok gol kaydedebilirdi belki de. Onun performansını nasıl değerlendirirsin Cenk? Yani iyi niyetiyle çalışıyor Cenk. Her zaman bunu yapıyor. Hırs sürekli yani takıma... Golleriyle birlikte, zaman zaman asistleriyle birlikte katkı vermek istiyor. Ama bir iki haftadır böyle bir son vuruşlarda şanssız mı diyeyim, yoksa evet. Tercihlerim biraz şey oluyor. Ama iki haftadır dikkat çekiyor yani bu. Gol pozisyonlarına giriyor ama sonuçlandırmıyor. Oysa biz Cenk'in en alışık olduğumuz noktası girdiği gol pozisyonlarının gole çevirme yüzdesi. Dün de iki tane net pozisyonu vardı böyle. İkisini de yani değerlendiremedi. Cenk'in belki dalgalı dediğimiz dönemi şu an. Ama ben yine de çok hani kötü olduğunu düşünmüyorum. Aha. Ve ortalama oyundu dünkü. Biraz daha takım oyunu içerisine dahil olması gerekiyordu. Sadece en büyük hatası savunmaya yardım yapmak istediğinde iyi niyetiyle çok kötü bir geriye pasla Ankara Gücü'nü golle buluşturması oldu. Şimdi Cenk demişken şunu da sorayım. Bir transfer iddiaları çıktı. Chicago Fire'la yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Şenol Güneş'in de bazı açıklamaları vardı ve gidene dur diyemem Vegors gibi açıklamasını yaptı. Bu konuya da bir açıklık getirebilir miyiz? Cenk transfer süreci olacak mı ya da olmayacak mı? Nisan ayında bitiyor Amerika'da transfer dönemi. O güne kadar Beşiktaş'a teklif gelebilir, Cenk'e teklif gelebilir ama henüz gelmedi. Yani bunu belirteyim. Yani benim aldığım bilgiler bu yönde. Henüz Beşiktaş'ın yönetimine bize gelen bir şey yok. Oyuncu tarafına da resmiyette giden bir teklif yok henüz. Sadece menajerler aracılığıyla, iki Türk menajer aracılığıyla Chicago'nun Cenk'le ilgilendiği kendisine söylenmiş. Hatta şu şekilde teklif yapmak istiyorlar diye yani 2-2,5 milyon dolar arası bir teklif yapacakları belirtilmiş. 2 milyon dolar da Beşiktaş'a teklif yapmayı düşündükleri bu menajerler tarafından iletiliyor. Şimdi yani bu dakikadan sonra bizim beklememiz gereken nokta bu resmi tekliflerin yani bu teklifin resmiyete dönüşüp hem Cenk'e hem de Beşiktaş kulübüne iletilmesi olur. O da sonra Cenk'in kararını görebilir. Şu an karar verecek bir resmi teklif yok önünde. Ama rakamlar yüksek rakamlar. Cenk'in opsiyonu Beşiktaş'ta olan opsiyonu devreye girdikten sonra alacağı rakamlar hani bu bahsedilen 2-2,5 milyon doların altında 1 milyon euro seviyelerinde. Ama şöyle de bir şey var tabii ki onu da ekleyelim. Beşiktaş yönetimi Cenk'in opsiyonu devreye girdikten sonra dahil yani bu opsiyonla yürümeyecek yolu. Artı 2 yıl kontrat yapacak Cenk'e. Evet. Dolayısıyla yeni rakamları o zaman da konuşabiliriz. Peki son 1-1,5 dakikamız. Abubakar'ı da konuşalım. Dün bir gol kaydetti. Geldiğinde eleştirilen bir isimdi. Oynadıktan sonra da aslında biraz eleştirdi ama maçın öncesinde söylediği gibi bir gol sözü vermişti. Dün de o golü kaydetti. Nasıl değerlendirirsin? Abubakar'ı dün ben ilk 4 maçına göre beğendim. Çünkü ilk 4 maçında hiçbir şekilde oyunun içerisinde yoktu bu. Yani bu maçta da mesela ilk yarım saat aynı böyle oyun içerisinde çok kopuktu. Çok ayakta durmakta biraz zorlanıyordu. Yani bir pozisyon atılıyorum ben ilk devrede. Rakip hamle yapıyor yerde, kayıyor. Abubakar topa dönene kadar rakip yerden kalkıp topa gidiyor.
Sonradan bir açıldı, ritim bulmaya başladı. Bir özgüven de geldi açıkçası golle birlikte. Bunu hissediyorsunuz sahanın içerisinde ama biraz daha hızlanması, belki fazlalıklarını atması gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi noktada olduğunda biz daha iyi bir Aboubakar izleriz. Öndeki 4 maçına göre ben daha olumlu buldum performansını ama hani biraz daha iyisi olması gerekiyor. Şu an tam yeterli fiziksel seviyede diyebileceğim bir Aboubakar yok. Peki o gün çok teşekkür ediyoruz. Sana iyi haftalar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ogün Şahinoğlu'na aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle MK Ankaragücü maçının yankılarını konuştuk ve bireysel performansları değerlendirdik. Dün akşama giderek ikinci saat dilimini noktalayacağız. 90+1 programından öne çıkan anlar ekranlarınıza geliyor. Saat başında biz buradayız, bekliyoruz. Trabzonspor haberlerini Bordo Mavililerin son durumunu ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir de gazete manşetlerinde isterseniz öne çıkan manşetlerine bakalım. Trabzonspor'un hemen Fotomaç gazetesiyle başlıyorum. Avcı'nın en kötü dönemi biz de zaten az önce bahsetmiştik. Son şampiyon Trabzonspor bu sezon hedeflerinin uzağında kaldı. Bordo Mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı bu dönem ligdeki 23 maçta 1.65 puan ortalaması elde etti. Bu istatistik de takımın başındaki en kötü dönemini de göstermiş oldu. Sol tarafta başlıklar var. Duraklama dönemi olarak adlandırılmış. 2 sene sonra seriye son verdiler. Kendi sahalarında yenildiler. 16 puan daha az topladılar. Hesaplar tutmadı. İlk yarıda rekor Ümraniyespor maçının ilk yarısında istekli oynayan Trabzonspor sonuç alamadı. İstatistikler de bunu gösteriyor yine aynı şekilde. En iyisi Ömür başlığı var. Takımı koordine etti. 23 yaşındaki 10 numara kaybedilen Ümraniyespor maçında Fırtına'nın en iyi oyuncularından biriydi. Fanatik gazetesinde kadro var ama sonuç yok başlığını görüyoruz. Fırtına şampiyonluk sonrası yakalanan müthiş hava çabuk dağıldı. Tam 13 transfer yapılan kulüp tarihinin en pahalı kadrosu oldu ama bekleneni veremedi çoğu oyuncu. Sabah Spor gazetesinde de hemen altta Uğur Çem'in bir özel araştırma haberi var. Bir golü 16 milyon TL başlığıyla ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor'da Umut Bozok hüsranı yaşanıyor. Bonservis ve maaşıyla birlikte 62.8 milyon TL maliyeti olan golcü futbolcu beklentileri boşa çıkardı. Fileleri 4 kez sarsan oyuncunun bir golünün faturası da 15.7 milyon TL olarak göze çarpıyor. Takvim Spor gazetesinde de yine altta Avcı'nın en kötü dönemi başlığı var. Abdullah Avcı ligde 1.65 puan ortalaması yakalayarak en kötü dönemine imza attı. Adaylıkla ilgili Doğan adaylığını açıklayacak başlığı da var. Ertuğrul Doğan'ın aday olması bekleniyor. Son olarak bir de Aktüel gazetemiz var. Ona da bakalım Süper Lig'le ilgili. Konya Giresun'u da yenemedi. 3 puan hasreti 9'a çıktı. Konya Spor yine kazanamadı. Muriç ile iki topu direkten dönen Anadolu Kartalı 5 maç sonra puan almayı başardı. Yeni hocası Stanojevic ile Süper Lig'de 5 maçtır gol sevinci dahi yaşayamadı. Gazete manşetlerimizin ardından Skype bağlantımıza devam ediyoruz. Ümit Ak'tan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar. Nasılsınız? İyi haftalar Demet. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Trabzonspor'u bitirdik ama dün akşamki maçla başlayalım istiyorum. Beşiktaş'ın çünkü hepimiz merak ediyorduk. Aslında nasıl bir kadroyla çıkacak, nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. Ama oyun anlamında biraz şampiyonluk yarışına sanki dahil olacak gibi geldi. Biraz umut verdi. Yeni transferleri başarılı izledik. Siz nasıl bir Beşiktaş izlediniz dün akşam? Yani Beşiktaş'ın bu yenilenmiş kadrosuyla birlikte Şenol Güneş'in çok istediği bir forma rekabeti, kadroda yer bulma yarışı haline dönüşebileceğini hissettim. Hı hı. Bazı oyuncular, Matsuako hariç, hı hı, onun dışındaki oyuncular bu kadroda yer bulabilmek için birbirlerini geçmek zorunda olduklarını hissetmişler ve bunları hissettirdiler. Zorlu bir rakip karşısında bu sıkıntılı dönemde iyi bir maç oldu. Maç olarak da güzeldi ama Beşiktaş'ın böyle işte ben Maxim'e formayı vermem, Maxim ben formayı alırım, Hacı Ahmetoviç ben oynarım, hı hı, demesi ve savunmadaki örgüsünün yerine yerleşmiş olması,
Kayserispor'dan alınan Onur'un sağ tarafta etkili bir hem savunma hem hücum organizasyonlarındaki varlığı Beşiktaş'ta bir forma rekabeti olduğunu açıkça gösterdi. Bu da sonuçlara yansıyacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Peki yeni transferler özelinde değil de dünkü sahadaki oyuncular özelinde siz kimi daha çok ön planda gördünüz? Bir kere Onur'u beğendiğimi söyleyebilirim. Salih kendi gücünün üzerine çıkan bir oyun ve bir dinamizm gösterdi. Jetson'un bir türlü gol atamaması ama 14 kilometreye yakın bir koşu sergilemesi oyunda olduğu sürede müthiş bir enerji veriyor takıma. Tayfur Bingöl istenilen işleri daha doğrusu yapıyor da bitiremiyor. O bitirme noktasında da etkin olmaya başladığı zaman Beşiktaş çok silahı olan, çeşitli silahları olan bir takım durumuna dönecek. Bu da skorlara yansıyacak. Ama tabii ki şu anda kabul edelim ki Beşiktaş kalkmış bir trenin peşinde koşuyor, binmeye çalışıyor. Hedeflediği şey Avrupa kupalarına gidebilecek bir yerde ligi bitirmek. Evet. Bunu da bu forma rekabetiyle sağlayabilir. Peki Trabzonspor'la devam edelim isterseniz. Az önce zaten biz hem haberlerimizde hem de gazete manşetlerinde de gördük. Abdullah Avcı en kötü dönemini geçiriyor şu anda. Aslında kadroya baktığımızda sezon başında çok iyi bir kadro gördük ama sonuç almakta oldukça sıkıntı yaşayan bir Trabzonspor var karşımızda. Ümraniye Spor maçında da bunu aslında biraz gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yani Trabzonspor şu anda istatistik bozmakla, bir takım serileri bozmakla meşgul. Bunları nasıl yıkarım havasında. Fakat ben yine de oyuncu grubunun ve teknik kadronun en son suçlanması gereken parçası olduğunu düşünüyorum bu düşüşün. Trabzonspor yani ön tarafını tamamen kaybetmiş bir takım. Şampiyon olduktan sonra üstüne koyamamış bir takım. Koyduklarından da verim alamayan bir takım durumunda. Ve dolayısıyla bu başarısız tablo ortaya çıktı ama hala daha bir Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin kestirme yolu seçeneği var önünde. Bunu sağlayabilir. Dolayısıyla bir kendine gelmesi lazım ama kendine gelmesi gereken en önemli unsur yönetim sisteminde. Yönetimin bir an önce bu kongre mi olacak, bu çalkantıdan nasıl çıkarız çözümünü bulması ve takımın başkanımız kim olacak, yöneticilerimiz kimler olacak düşüncesiyle değil de ben daha iyi nasıl pas veririm, daha iyi nasıl gol vuruşu yaparım düşüncesine dönmesi lazım. Bunlar Abdullah Avcı'nın oyuncu grubunun ruhuna girerek halledebileceği sorunlar değil. Bunlar mental sorunlar. Onları çözmesi lazım. Biraz işi zor ama hala daha tekrar söylüyorum Avrupa'ya gitmenin kestirme yolu ellerinde. Peki sakat oyuncular da vardı aslında. Bunları da göz önünde bulundurabiliriz. Vişça ve Hamşik'in geri dönmesi bekleniyor. Dorukhan da iyiye gidiyor şu anda. O da yanlış hatırlamıyorsam kısa bir süre sonra takıma katılacak. Bu üç ismin katılmasının ardından da belki bir çıkış yakalanabilir mi Trabzonspor'da? Yani yakalanabilir ama o çıkış nereye kadar götürür Trabzonspor'u? En yukarılara taşımaz. Sıralamada daha iyi bir yer bulmasını bu gidişat göstermiyor. Ama dediğim gibi kupada bir final ve finali alma hayalini kurmalarını sağlayabilir. Bakın Edin Vişa, Envakame, Cornelius, arkadan Canini bile gitmiş. Hamçik yok kaç haftadır, oynatamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Dorukhan yok. Bu isimlerin dönüyor olması, en azından ikisinin dönüyor olması bir rahatlık. Oyun gücünde bir artışa neden olabilecektir. Yusuf Yazıcı bir türlü istenilen kıvamda değil ama dün çok şık bir gol attı. Çok usta işi bir gol attı. Eren Elmalı bir türlü gerekli katkıyı sağlayamayan bir oyuncu durumunda. Bunlara çözüm bulunduğu zaman orta alanda Bakasetas-Hamçek ikilisinin atraksiyonuna dönüşebildiği zaman Trabzonspor yine etkili olur ama en yukarıları zorlayacak bir mesafe kalmadı ligde. Bana göre tek hedefi kupayı sanki Dünya Kupası finali oynuyormuş gibi çok ciddiye alıp Avrupa'ya o yoldan gitme yolunu denemesi. Sakatların dönmesiyle de oyununu geliştirmesi.
Peki Galatasaray'a da değinelim isterseniz biraz. Takvim gazetesinde bir tane haber vardı. Başlık benim hoşuma gitti. Florya Rehabilitasyon Merkezi diye. Şimdi psikolojik olarak iyi olmayan oyuncular Galatasaray'a geldikten sonra başarı anlamında hem de psikolojik anlamda iyiye gittikleri söyleniyor. Özellikle Mauro Icardi ve Zaniolo'nun Galatasaray'da oldukça iyi gidiyor. Şimdi hazırlık karşılaşmaları oynadılar. Şöyle bir bakıyorum. Alanya Spor'u 4-2, İstanbul Spor'u da 6-0 yenen bir sarı kırmızılı takım var. Çok hazır duruyorlar. Siz de böyle düşünüyor musunuz yeni sezon için? Bu iki hazırlık maçının da bir lig performansı, puan mücadelesi içerisinde aynı farklı ve sansasyonel sonuçları elde edebileceğini sanmıyorum. Ama Galatasaray'ın doğru bir yapılanmayla oyuncularını iyi hazırlamış olan, bu dönemi de başarıyla geçtiğini düşündüğüm bir takım halinde görüyorum. Bunun da en büyük payı Okan Buruk'a vermemiz lazım. Çünkü yani aldığı oyuncuların hepsi sanki problemli, takım kötü gitse çok büyük problemler yaşatabilecek oyuncular gibi, ama şu anda puan cetvelindeki manzara, takımın içinde bulunduğu durum, çok kolay rakip kaleye ulaşabilen bir oyun sergilemesi. Dolayısıyla hepsi kabulleniyor. 10 dakika oynamayı da kabullenen var. 90 dakika oynamayı da kabullenen var. Hiç oynamadan 3 dakika oyuna girip katkıda bulunmayı düşünen de var. Dolayısıyla bu bir takım olma olgusunu veriyor. Bu 6 puanlık avantaj herkesi birbirine kenetlemiş vaziyette. Belli bir hedefi koydular. O hedefe doğru gidiyorlar. Buradaki en büyük pay bu malzemeyi, zorlu ve zorunlu ve de sorunlu malzemeyi doğru sevk ve idare eden Okan Buruk'ta ve teknik kadroda diye düşünüyorum. Peki son olarak yeni sezonda sizin Zaniolo'dan beklentinizi soracağım. Galatasaray'da şu anda en çok merak edilen oyuncu konumunda ve yine hazırlık maçlarında da her iki karşılaşmada da gol kaydeden bir isim. Ama şimdi hiç oynamadan önce acaba biraz sorunları mı var, sakat mıydı diye konuştuk. İlk karşılaşmada onu 11'de bekliyor musunuz 11 Mart'taki? Vallahi Zaniolo'nun neler yaptığını görmeden önce genel Türkiye'deki kanıya, medyaya ve Galatasaray dışındaki görüşlere baktığım zaman bu çocuk gelir gelmez akıl hastanesine kapatılmalı, hemen de hastaneye alınıp yoğun bakımda tutulmalı. Hem sakat hem deli muamelesi yapıldı. Oysa çok yetenekli, İtalyan milli takımının oyuncusu, kendi takımında hocasıyla problemler yaşamış, bir patlayıcı güce sahip bir oyuncudan, çok dengeli duran, doğru pas veren ve doğru hamleyi yapan bir 22 yaşında yıldızdan bahsediyoruz. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ben sorunlu bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'da kalıcı olup olmayacağı bütün mesele. Kalmadan oynayacağı oyunla bunu veriyorsa, Galatasaray'ın kalıcısı oyuncusu olduğu zaman bunun çok daha fazlasını verir. Ben Galatasaray'ın doğru yolunu ve Zaniolo'nun da asla problemli bir oyuncu olmadığını görüyorum ve düşünüyorum. Daha hiç oynamadan çok fazla sene sonunda gitme ihtimalini konuştuk. Siz acaba burada yıldızlaşması halinde kalma ihtimalini görüyor musunuz? Yani o kendi mutluluğuna ve vereceği karara bağlı. Hedeflerinin ne olduğuna, kariyer planlamasının ne olduğuna bağlı. Fayda maliyete bakarsak şu anda Galatasaray'da yüksek maliyetli Icardi'nin, Zaniolo gibi oyuncuların verdikleri faydayı düşünürsek maliyetlerini karşılıyorlar. Yüksek maliyet korkutmuyor. Ama Zaniolo'da da aynı şey. Hele bir de sezon sonunda satılıp da para kazanma ihtimali yüksek bir meblağ kazandırma ihtimali olursa çok verimli bir alışveriş yapılmış olur. O olana kadar da takıma katkısı, skora katkısı, tabelaya yapacağı etki Galatasaray için çok önemli bir artı olur. Ama kalırsa Galatasaray önümüzdeki sene Avrupa kupalarında böyle Icardi'li, Zaniolo'lu bir kadroyla, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgül'ün formunu düşünürsek, Rashica'nın bu kadroda ben oynamak istiyorum mesajı verdiğini düşünürsek çok etkili bir orta alan ve hücum hattı oluşturabileceğini düşünüyorum. Ama bunlar Mayıs ayının sonunda yapılacak hesaplar. Ama bana göre Galatasaray doğru ve istikrarlı bir yolda, oyuna kattıklarıyla da sağladığı fayda maliyeti göz ardı etmemizi sağlıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi haftalar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Ümit Aktan'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik. Devam ediyoruz haberlerimize kaldığımız yerden. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında golsüz eşitlikle biten Arabam.com Konyaspor Biteksen Giresunspor mücadelesinin ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. İzleyelim. Avrupa ve dünyadan maç özetleriyle Sabah Spor'unu bugünlük noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.